Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Değildir, evet. Tarihten ders alınır. Evet, bu arada kitaplarınız mesela, bilinen yani kitaplarınızdan. Beş ciltten oluşan evet. bir şey. Evet, beni yani getirdi. Bu ilk ikisi, onun dışında da devam ediyor. Kemalizmin ikincisi de inşallah yakında çıkar, toparlayabilirsem. Çok fazla bilgi var. Şimdi tarihi önce övgü ya da sövgü kitabı olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Evet. Birinci şart bu. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Biz yani o zulüm 1453'te başladı diyen adam da İstanbul'un fethinden haberi yok. Fatih'i çok sevenin de İstanbul'un fethinden haberi yok. Yani seven niye sevdiğini, nefret eden niye nefret ettiğini de doğru düzgün bilemiyor. Bu aynı şekilde Çanakkale Savaşı içinde geçerli. İşte herkes Çanakkale geçirmez diye ezberletildi. Ama kimse Çanakkale'nin detaylarını da bilmek istemiyor aslında. Orada Fransız şehitliği denilen, Hristiyan diye gömülen bir sürü Senegalli Müslüman var orada. Ya da İngiliz şehitliği diye gösterilen ya da Anzak şehitliği diye gösterilen yerde de bir sürü Hintli Müslümanın mezarı var. Hı hı. Biz övünmekten ve dövünmekten fırsat bulup bunun aslını araştırmak için bir çaba göstermiyoruz. Yani bu tarihi övgü ya da sövgü kitabı olarak okuyarak bir yere varamazsınız. Tamam. Mesela işte 18 yaşındakilere oy değil, kadınların o ilk oy kullanması Mustafa Kemal. Yok canım, 1919 yılında yıkılan Kars İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar oy kullanıyorlardı. 18 yaşındakiler de oy kullanıyorlardı. Ya da Mustafa Kemal'in devrimlerinden hangisi daha önce yoktu? Bir tek şey vardı, İslami olan yasaklandı. Hmm. Yoksa 2. Mahmut bunların hepsini kıyafet devrimi de yapmıştı. Ya. Yani şapka yerine başınıza fes giydirmişlerdi. Setre pantolon falan öyle gelmişti. Feshane öyle kurulmuştu. Peki Kemalistler 2. Mahmut'u niye sevmezler? Ya da Osmanlı sevgisi bizimkilerin Lale Devri ve Tanzimat'ta yaşananları görmesi konusunda neden gözlerini görmez ediyor? Gerçekten Fatih Sultan Mehmet Kahpe Bizans'ı yıktı mı? Yoksa Bizans'ı Latin işgalinden mi kurtardı? Fatih'in Edirnekapı'daki asker sayısı Bizans'ın nüfusundan fazlaydı. Fatih'in Edirnekapı'daki askerler arasındaki gayrimüslim asker sayısı Bizans'ın o Latin ordusundan, o koruyucu ordudan fazlaydı. Fatih Sultan Mehmet Bizans İmparatoru değil miydi? Doğru ama abi, Bizans. Yani biz Ayasofya'yı çok seviyoruz da Ayasofya'nın ne olduğunu hala anlamadık. Anlatmadılar, anlatmayacaklar da. Yani Ayasofya'da kılıçla hutbe okumak, Ayasofya'da namaz kılmakla her şeyi hallettiğimizi zannediyoruz. Ve bu konuları kimse de konuşmuyor. Akademik çalışma konusu yapılmıyor. Çünkü mayını tarla. Yani Süryani Patrikliği'nin Kudüs'te Hazreti Ömer tarafından kurulduğunu pek bilmeyiz mesela. Fatih Sultan Mehmet'in Ermeni Patrikliği'ni kurduğunu da bilmeyiz. Fatih Sultan Mehmet'in Rum Patrikhanesi'nin başı olduğunu da bilmeyiz. Türk Ortodoks Patrikliği, Papa Eftim'i de Mustafa Kemal'in kurduğunu bilmeyiz. Yani laiklikten başka bir şey görmediğimiz için ya böyle bir tarih okuması olabilir mi? Ha tabii Türk Tarih Kurumu'nun şekillenmesinde ya da Türk Dil Kurumu'nun şekillenmesinde, Türk Milliyetçiliği'nin şekillenmesindeki en önemli isimler kimlerdi? Kemalist, ulusalcı, Türk Milliyetçiliği'nin fikir babası Moyes Cohen'dir. Tekin Alp adıyla yazmıştır. Peki Türk ocakları, işte bu Türkçülük fikriyatının mektebi, parayı veren Lazara Franco'ydu. Bir şey dille anlarsınız. Türk Dil Kurumu'nun başına Agop Dilaçar'dan başka birini bulamadık mı? Hatta Gazi Paşa'nın imzasını da mı o
yapmıştı. İşte yani o da bakın kaligrafisini de başka birisi çiziyor. Onun için ya bize anlatılan tarih hikaye. Ne Mustafa Kemal'in öldüğü saati, ölüp ölmediğini, öldürülüp öldürülmediğini. Kendi ölmeden önce Mustafa Kemal'in İsmet Paşa hakkında ne dediğini, vasiyetini nasıl yazdığını, başka bir vasiyeti olup olmadığını bilmeyiz. Daha geçen gün yine bir yeni bir tartışma vardı. Mustafa Kemal'in oğlu meselesi. Bulgaristan Büyükelçiliği'nde çalışmış. Bursa'da yaşamıştı, vefat etti. Çanakkale Savaşı'ndan önce, Çanakkale Savaşı'nda Bulgaristan'dan geldi. Orada bir Bulgar generalin kızına aşık olmuş. Bir yanda Alman ordusunun emrinde, Liman Mahmut Sanders'in emrinde savaştasınız. Bir yandan bir Bulgar kızla aşk ilişkiniz var, bir Osmanlı subayısınız. Yani bize anlatılan tarihle bu tarih çok da örtüşmüyor. İttihat Terakki nasıl kuruldu? İttihat Terakki içinde kimler vardı? İngiliz yanlıları, Fransız yanlıları, Amerikan yanlıları, Alman yanlıları. Peki İttihat Terakki'nin askeri kanadı tasfiye oldu. Peki askeri kanat daha önceki askeri sürece hakim değil miydi? Daha önceki Enver Paşa'ydı oradaki. Cumhuriyet kurulana kadar Çanakkale'de Mustafa Kemal'den söz eden yok. Enver Paşa geldi, Enver Paşa gitti. Başka biri yok zaten. Enverland diyorlar. Yani orada İngiliz'i var, Fransız'ı var, Alman lobisi var. Hiçbiri gözükmüyor. Sonra İttihat Terakki'nin askeri kanadı gidiyor. Yerine siyasi kanadı geliyor. Peki işte Cumhuriyet dediğin bu değil mi? Cumhuriyet getirdim diyorsun, tek adam rejimi kuruyorsun. Aslında Cumhuriyeti kuran kadrolara bakıyorsun. Osmanlı Meclis Mebusan'ın devamıdır birinci meclis. Kuvayi Milliye dediğiniz hareket ya da Müdafaa-i Hukuk dediğiniz hareket. Bakın bunların kökleri ta Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nde vardır. Yani Balkanlar işgal edildiğinde orada ya da Ruslar doğudan girdiklerinde oralarda kongre hükümetleri kuruldu. Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk buydu ve bunların da gayesi Sivas Erzurum Kongresi sonrası heyeti temsiliye birinci meclisi açtığında bunlar hocaların meclisiydi. Hilafet ve saltanatı kurtarmak istiyorlardı. Mustafa Kemal İstanbul'a mektup yazıyordu. Halife ve Hakan Efendimiz kullarınız diye de imza çakıyordu. Bakın kim kimin kulu ya? Mustafa Kemal padişaha kullarınız diye imza atıyor. Kullarım diyordu 2. Mahmut da. Kul olur mu insan? Allah'tan başkasına kulluk, kul köle ne demek istiyordu Osmanlı'daki bu geri zekalılar? Onu getirdik biz Cumhuriyet'e de uyguladık. Sonra kul olmaktan çıktınız, ümmet olmaktan çıktınız, Teba. Ulus oldunuz. Ulusu kim tanımladı? Nasıl tanımladınız? Birinci meclisteki o kurucu akıl nerede? Ne geldi başlarına? İkinci mecliste ne oldu? İkinci meclisten sonra açık oy gizli tasnifle seçim yapıyorsunuz. Bütün milletvekili adaylarını tek kişi belirliyor. Tek parti var. Ve parti üyeleri oy kullanıyor. Parti üyesi olmayanın zaten sandığın başına yaklaştırmıyorsunuz. Zaten sandığın üstünde partinin bayrağı var. Başında da jandarma bekliyor. Açık oy gizli tasnif. Muhalefete gelince istiklal mahkemelerinde yargılanacak. Kanuna göre karar verilmeyecek. Kanun devleti de değil. Verdiği karar kanun sayılacak. Genelde savcı yok. Savunma yok. Temyiz yok. Üç tane milletvekili. Kanuna da bağlı değil. Ne usul ve ne esas bakımından kanuna da bağlı değil. Evet. Sanığın böyle idamına, delillerin bilahare toplanmasına. Böyle bir yargılama da var. Evet, Kılıç Ali'ler. Kanunlar tercüme olarak geliyor. Gerekçesiz olarak meclise sevk ediliyor. Müzakeresiz olarak oy birliğiyle kabul ediliyor. İkinci meclis dönemini söylüyorum. Evet. Sanki... tercüme kanun İstanbul Sözleşmesi ile gelmedi mi?
gerekçesini birileri yazıp mecliste bunun savunmasını yapan milletvekili kanunu da okumadı mı? Okumadı, evet. Okumadıklarını söylediler, evet. Sonra o metinin tutmadığı hatalarını görüp mecliste kabul edilen metinden sonra tercümeyi düzeltip resmi gazetede yayınlamadılar mı? Yani neresinden tutacaksın? Ben size, yani bakın, deminden beri hep tek bir grubun, Mustafa Kemal'de olsa, üzerine bu şekilde eleştiri olarak gitmek değil. İkinci Mahmud'u da konuşacağız kardeşim. Lale Devri'ni de konuşacağız. Abdülhamid'i de konuşacağız. Herkesin peşine hafiye takıyorsun. Said Nursi ile görüşmüyorsun. Mehmet Akif ile görüşmüyorsun. Yeğenin İngilizlerle çalışıyor. Kayınbiraderin İngilizlerle çalışıyor. Niye? Strateji. Niye? Nasıl oluyor bu işler? Yani bakın, Abdülhamid hain değil. Ama hataları var. Belki ben olsam daha çok hata yapardım. Bunu yani kuru bir eleştiri olarak değil. Tarihten ders alacaksak nerelerde yanlış yapıldığını görmemiz gerekiyor ki aynı yanlışa bir daha düşmeyelim. Başka bir yanlış yapabilir.